Evet, zamanı geldi. Tüm bu Pepe'nin gizli bölümünün hikayesini açıklama zamanı geldi. Bilmem kaç yüz binler bu bölümü öğrendi, duydu. Belki korktu ama merak etti. Ben size şimdi doğrusunu söyleyeyim. Tüm bu bölümler sahteydi. Her şey aslında bir deneydi. Bu deneyin ismi de sorgulamaktı. Hemen bana sinirlenmeyin. Ben size sahte bilgi sunduğum için özür dilerim. Ancak benim özürümü boş verin. Buradaki asıl olay o yüz binlerin çoğunun olayı sorgulamaması ve hemen inanması. Bu attığım son videolardaki mesaj da buydu. YouTube'da izlediğiniz her şeye araştırmadan inanmayın. Pepe'nin gizli bölümü. Araştır. Var mı? Yok mu? Ortada zaten böyle bir şey olsa haberlere konu olabileceği kesin. Ben sanki olmamış gibi gösterdim ve siz de inandınız. Oysa ki videoda bir sürü sahte olduğunu kanıtlayabilecek bilgi vardı. Örneğin anlattığım gibi 6 yıl önceki bir videonun tam ben videosunu çekecekken silinmesi tamamen saçmalık. Ayrıca ben size videoda bu gizli bölümün olduğu videonun kısıtlama aldığını, bu yüzden de YouTube'un önermediğini söylemiştim. YouTube madem önermedi, benim önüme nasıl çıktı? Çevik Yılmaz ya da Uygar bilmem ne. Bu isimlerin hepsi sahte. Böyle birileri asla var olmadı. Bu deneyde tüm bu animasyonlar, reklamlamalar, her şey benim ürünümdü. Bundan tam 2 yıl önce sahte yayın yapma tarzı içerikler ortada yokken arkadaşım Mustafa ile Minecraft'ta sahte bir yayın açmıştık ve sanki Herobrine gözükmüş gibi sunmuştuk. Sonrasında da troll videosunu yapmıştım aynı bu video gibi. Bu videoları belki sizde birazcık farkındalık yaratabilirim amacıyla yaptım. Bu kadar sahte olduğuna dair kanıt varken o yüz binlerin çoğu sorgulamadan inandı bile. Peki ben neyi doğru yaptım da bu kadar inandırıcı oldu? Tüm bu deney işlerken her şeyi kayıt altına aldım. Şimdi 10.000 like'ınızı atıp aboneniz olduysanız ben de tüm süreci size göstereyim. Evet, şu anda gün 1, yani video yayınlanmadan bir gün öncesi. Şu anda metin tam olarak bitti arkadaşlar. Tüm metni, tüm hikayeyi, tüm kurguyu yazdım. Burada her şey hazır. Yani önceki videoda size anlattığım tüm hikaye, işte video falan filan her şey hazır. Metin hazır. Ayrıca video da burada hazır gözleri. Videoyu ben kendim yapmıştım burada. Bakın videonun bütün kurgusu, montajı burada. Yani tüm her şey burada. Bunu montajladım. Burada baştan sona her şeyi çektim falan filan, işte görüntüler, çakçur. Videoyu yaptım, her şey hazır ve şimdi bir günümüz kaldı. Videonun yayınlanmasına bir gün. Yarın bu video yayınlanacak. Yani tam olarak ayın 13'ünde bu video yayınlanacak ve sizin tepkinizi ölçmek için yarın yine karşınızda olacağım. Evet arkadaşlar, başlıyor. 1 dakika 22 saniye sonra başlayacak. Tepkinizi çok merak ediyorum, nasıl olacak? İnanacak mısınız? Hiçbir şey bilmiyorum, ilk gösterimde hep beraber bakacağım tepkinizi. İlk gösterimi izlediğimizden dolayı, ilk gösterimi yayınladığımdan dolayı. Bakalım inanacak mısınız? Yani tamamen yanlış bilgiyle, olmayan bir şeyle böyle büyük bir video yapıyorum ilk kez. Bakalım nasıl olacak? Ya bunun öncesinde şey vardı, yayınlarda yapıyorduk biz. Bir tane yayın yapmıştık Minecraft'ta Herobrine olarak. Hani bütün internet trolledim videosu yani. Sahte yayın yapmıştım yine bununki gibi. Bakalım onda daha az kişilik, bundan nasıl olacak bilmiyorum. Hep beraber bakacağız. Vardı arkadaşlar, abone olmayı unutmayın lütfen. Asıl olay burada ilk gösterimi kaç kişinin izlediği değil. Asıl olay bu videonun ne kadar izleneceği. Belki bu video diğerler gibi izlenirse gerçekten de büyük bir olay olur yani. Bakacağız, bakacağız. 4, 3, 2, 1, go! Evet, video başladı, video başladı. Bak 500 kişi var şimdi ama o toplanıyor. Ya dediğim gibi asıl olay ilk gösterimden sonrası abi. Çok heyecanlıyım, çok heyecanlıyım bak. Yorumlarınızı sizinle birlikte okuyacağım abi. Bir oha yazmış bak. Bak Elif Zeynep balta şaşırmaya başladı, görüyorsunuz abi. Şu an 700 kişi oldu ya. 1000'e yakın kişi olacak muhtemelen. Ama dediğim gibi asıl olay videonun izlenme sayısı. Orada 100 binleri bulduğunda asıl olay orada patlayacak abi. Pepe, senden de beklemezdim değil mi beyler abi bak. Aha birisi çaktı. Birisi çaktı. Ne yalan söylüyorsun? Ne komik şey, ne oluyor? Fark etmeye başladılar, yapmayın. Lan bu kadar kolay inanamazsınız. Fake bu bak. Bak Korkutan çözdü bu işi. Ama bak şu görüntü, tam sağlam görüntüler seçmemiş miyim? Bakın aha girdi, o kısım girdi, o kısım girdi, geliyor. Bomba tepkiler geliyor, bakalım. Hadi lütfen, hadi lütfen çakmayın. Lan bu ne? Pepe'ye güzel, bu ne lan? Aha vallahi vallahi inandılar beyler. Lan lan lan. Abi çok iyi, çok iyi. Başarılıyız, başardık. Bak herkes şaşırıyor, bu ne lan diyor. Gidip bakacağım bulabilirsem diyor. Bak Çınar bu gizemi çözecek, Çınar yapma. Aha birisi fark etti, fake yazdı. Kim bu? Miray Catnap delisi çözdü bu işi de abi, gerçek. Gerçekten sorgulamaya başladılar bak. Bölümün adını soruyorlar sürekli. Çocukluğum bir yalanmış. Valla bazıları inanmadı, bazıları da direkt düştü. Hatta inanmayan arasında biri Miray valla çözdü bu işi, bu ne anlatıyor diyor. Ama şaşıranlar da çok. Asıl yorumlar gelince anlayacağız o şaşıranı, cartı curtu. Lan birisi ben izledim o bölümü demiş. Lan Erdeniz Kral sen kimsin? Oğlum adam benden önce yapmış bu video aslında ama fark etmemişiz işte. Bu adam kral ya. Aa bak ben bu videoyu görmedim, ilk defa görüyorum şu an. Akademik oyun tüm hikayeyi çözdü. Kovulan bir TRT çocuk çalışanı intikam olarak bu videoyu yapmış. Benim teorim bu. Ve bitti arkadaşlar. Şimdi yorumlara bakma zamanı abi. Abi çok heyecanlı, bakalım yorumlara bir girelim abi hızlıca. TRT çocuk böyle yapmaz zaten lan, TRT çocuk atmadı zaten bunu. O videonun linkini gönderebilir misin? Ben inanmadım, montajdır bu. Gumball anlarım bu ne? Abi yorumlar sağlam. Şimdi ben bu izlediğiniz videoyu ayın 15'inde atacağım. Yani bir gün boşluk olacak. O bir gün boşlukta farklı şeyler olursa, bir gelişme olursa onu da kaydalıp montajı sonradan eklerim. Şimdi akşam görüşürüz. Evet, video yayınlanalı
Bir gün geçti. Üstünden tam bir gün geçti. Ve o bir gün geçmesinin şu an akşamındayız. Çok manyak sonuçlarla karşılaştık. Öncelikle video 300 binden fazla kişiye ulaştı. 100 bin benim videom. Artı bir 40 bin shorts var. Bunlar tabii ileride daha da izlenecek videolar. Artı bir 130 bin var. O da TikTok'ta. Yani her yerde var. Bunun dışında editler, metler bir sürü şeyler var. Eminim daha fazla kişiye ulaştı. Yani bu iyi bir şey mi bilmiyorum ama ben yanlış bilgi verdiğim için bu 300 binden fazla kişiye, 400 bin kişiye bilmiyorum kaç. Hani bu kadar 100 binlere yanlış bilgi verdim. Ben özür diliyorum ama buradaki asıl olay benim özür dilemem değil. Benim yanlış bilgi vermem değil. Buradaki asıl olay sizin her gördüğünüze inanmamanız gerektiği. Yani eğer bir video izliyorsan sorgula. O videoda bir bilgi anlatıyorsa sorgula, araştır. Benim 628 videomdan, 629 videomdan hemen hemen hepsi örnek veriyorum hikayeler. Gidip siz o hikayeyi araştırdığınızda siz de bulabiliyorsunuz. Ben hiçbir yanlış bilgi, sahte bilgi vermedim. Ama mesela Pepe videosundaki her şey sahteydi ve herkes buna inandı. Çok büyük bir kısım buna inandı. Sizin artık yapmanız gereken YouTube'da her şeye inanmamak. Dediğim gibi bir video yüklendiyse sorgula abi. Sorgula yani, araştır, ne bileyim. Pepe'nin gizli bölümü, bakın o videoda ben diyorum ki, ben 6 yıl önceki videoyu gösteriyorum, diyorum ki ben video yaparken diyorum video silindi diyorum. Ya 6 yıl önceki video neden random rastgele bir şeyle ben atarken silinsin, değil mi? Şimdi sizinle birlikte sonuçlara bakacağız. Şimdi dediğim gibi burada bir 100 bin var. Bu 100 bin şu an burada gözüktüğü gibi değil, merak etmeyin, bu normalde 100 bin. Yorumlarda genel olarak yani inananlar var, bunun dışında sorgulayanlar da var. Ayrı bir olay daha olduğunu göstereceğim. Şöyle bir gariplik var. Şimdi bu bir ARG'ydi aslında. Bir hani alternatif korkuydu. Yani bir tür analog korku gibi bir şeydi. Benim bu videomun üzerine, bu hatırlarsanız bir isim geçiyordu. Uygar yok değil de neydi? Çevik. Bu arada bu isimler de sahte, böyle birileri yok yani. Bu hepsi sahte. Çevik bilmem ne bilmem neydi. Hani soy isim vermemiştim. Birisi Çevik Yılmaz diye bir kanal açmış ve bayağı da tutturmuş yani. Herkes bana yazıyor işte o kişi kanalını açtı. Kanalı incele, o kanala bakacağız, öyle bir şey geldi. Bakın herkes yazmış. O adam geri geldi işte. YT Çevik Yılmaz yaz falan filan. İnananlar da var, inanmayanlar da var. Büyük anlamda inanmışlar. Şimdi o videoya gidiyoruz. Bakın arkadaşlar, videomun altında bu video. Çocuk Pepe yayın kuşağı. Bak 7000 izletmiş bir günde. Eminim bu daha fazladır. Burada gözüktüğü gibi değildir. Çevik Yılmaz. Bakın kanal bu adam. Ama bak bu güzel yapmış. Şuraya Morse kodu falan eklemiş. Yani buraları araştırınca araştırmışlar. Bir şey çıktı size. Adam buraya Morse kodu. Bu kaliteyi almış. Ben iki videoyu da izledim. Hani böyle şeyler var işte. Ne bileyim. Alternatif. Anladınız size. Böyle korkunç şeyler var. Ve insanlar. Bakın YouTube'un son videosuna gelenler. Arkadaşlar bu videoyu yapan adam Pepe'nin firmasından kovulan bir adam. Bu videoyu firmaya kızgın oldu ve intikam almak için yaptı. Pepe böyle travmam oldu. YouTube'un bu videoda bakması lazım. Yine benim dediğime çık arkadaşlar. Yani buradaki gördüğünüz her şey sahte. Zaten arkadaşın yaptığı da bir hani dediğim gibi şey, analog korku yani. O analog korkunun artması da iyi bir şey bu arada. Artsın onlar, güzel içerikler. Yabancılarda çok ama Türklerde pek yok. Benimki de gerçek değil. O da gerçek değil ve insanlar bunu gerçek sanıyor. Arkadaşlar sorgulayın lütfen. İzlediğiniz her şeyleri yargısız infaz yapmayın. Sorgulayın abi. Bunun dışında bu TikTok'a geliyoruz. Bakın TikTok'da 130 bin izlenmiş. Bu daha da izlenmeye devam eder. Ben şimdi bu şu an izlediğiniz videonun short halini de yaparım mutlaka. Hani daha çok kişiye duyurmak için. Siz bu videoyu paylaşın. TikTok'a her yere yazın yani. Video gördüğünüzde yazın. Çünkü insanlar doğrusunu öğrensinler. Bunların her şeyin bir deney olduğunu öğrensinler. Bakın TRT Çocuk, Pepe yayın kuşağı nasıl izleriz? İzleyemezsiniz çünkü böyle bir şey yok. Bak izlemek isteyenler Çevik Yıldız yazsın. Abi böyle bir kanal yok aslında. Böyle bir insan yok yani. Var mı bilmiyorum da yani. Kurguda kurgu hepsi. Adam adı Çevik Yılmaz. Abi Çevik Yılmaz diye biri yok işte. Dediğim gibi manyak sonuçlar olur ya, sadece şunu söyleyeyim size. Ya bu videodan sonra benim diğer videoma inanmamazlık yapmayın. Çünkü ben dediğim gibi yani 629 videom varsa hemen hemen hepsine doğru bilgi sunuyorum. Burada bunların hepsi deneydi yani. Bu yüzden bu algı oluşmasın. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Ben yaptım vs. yani bu videoyu, o gördüğünüz tüm olayları bir günde, bir gün bile sürmedi bu arada. 24 saatten daha kısa bir sürede yaptım. Emin olun daha da çalışıp bir şey yapsaydım, daha büyük bir şey yapsaydım daha çok etki yaratırdı. Bu bile çok etki yarattı. Ama öyle bir şey yapsam daha da etki yaratırdı ama dediğim gibi. Bu videodan çıkarmanız gereken mesaj bu. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Yani ben ya dediğim gibi tekrardan yanlış bilgi sunduğum için. Çünkü hepsi bir kurguydu, hepsi plandı, hepsi bir yani tuzak gibi bir şeydi yani. Hepsi bir deneydi. Yine de bu deneyin mağduru olan sizlerden tekrardan özür diliyorum. Sizlerin de biraz daha temkinli olması lazım artık. Sadece benim videom değil, başka videolarda hani önemli bilgi geçen herhangi bir videoda bunlara dikkat edin. Benim videomda inanmamazlık yapmayın çünkü dediğim gibi hepsi deney arkadaşlar. Neyse kendinize iyi bakın, başka videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bye bye.